Kartal Yiğit bu oyuncularla yollar ayrılıyor. Doğru karar diyebilir miyiz? Doğru karar tabii. Şimdi Galatasaray'ın şampiyonluktaki rakibi kim Süper Lig'de? Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sol tarafına bakıyorsunuz. Ferdi, önünde Tadiç. Şimdi sol bek kıyaslaması yapalım. Bir Ferdi'ye bakın, bir Angelinho'ya bakın. Tamam, Angelinho da hücumu seviyor, daha çok hücumu seviyor. Defansif özelliği hemen hemen hiç yok. Ferdi de hücumu seven bir oyuncu. O da çıkıyor, neler yapıyor, gol atıyor. Ama defansif özelliği var. Ya ikisini kıyasladığınız zaman aradaki fark zaten gönderilme tercihini ortaya koyuyor. O yüzden gayet doğal. Sezon başından beri verim alamadı. Olabilir. Yani bu Angelino'nun çok kötü bir oyuncu olduğu anlamına gelmez. Burada tutmadı. Bazı oyuncular tutmuyor. Yani yapacak bir şey yok. Ayrılmak en mantıklısı. Yani zararın neresinden dönerseniz kârdır. Şimdi devre arası bir fırsat Galatasaray adına. Gönderecek, başkasını alacak. Aynı şey Ndombele için geçerli. Yani geçmişinde o da kötü bir oyuncu değil aslında. Yani Okan Hoca aldırırken illaki bir şeyler düşünerek aldırmıştır. Ama Oyuncudan yıllardır düşüş içinde. yani düşüş içinde o zaman Yani Lyon'dan almayacaksınız. Tottenham'a geldiği dönem beklentiler daha farklıydı. O beklentileri hiçbir şekilde karşılayamadı. İşte kulüplerimiz maalesef illaki oyuncu alacağız politikasını güttükleri için bu duruma İsim geldi. almak. İsim almak. Evet, bunlar İllaki hep isim alalım. yapılan iş. Galatasaray bu yanlışa bu sene düştü. Beşiktaş da daha önce düşmüştü. Mesela Dele Alli en büyük örnek. Ya bugüne kadar hiçbir yerde bir şey ilk senesi hariç Tottenham tutturamamış. O olmuyor işte. Kimse dünyanın en iyi hocayla çalışmış bir yere gelememiş adam. Yok problemli. Mourinho'yu kazanamamış Mourinho'yu oyuncu. düşün Mourinho bile adam şey Yani yapamamış. buraya ilk geldiğinde işte şu konuşuluyor. İşte Şenol Hoca kazanır. Ya Kazanır. yani Mourinho kazanamamış adamı. Kazanamaz. Yani belli gelirken zaten sıkıntılıydı. Bir şey olmayacağı belli oyuncuyu alıyorsunuz. Niye alıyorsunuz ya? Yani sırf işte o taraftar da yani kusura bakmasın onlar da çoğu şeyde hatalı yani. Bunu getir, onu istiyoruz, bunu istiyoruz, Delali istiyoruz dediler. Delali geldi. İşte Alex Çeksira istiyoruz dediler. Geldi. Ne oldu? Galatasaray'da da bu sene işte Angelino. Şey neydi? Ndombele'yi aldılar. İtalya'dan bir oyuncu vardı. Sosyal medyaya çıktı. Lazio'nun oyuncusu. Lazio'nun çıktı. V ile başlıyor. Vecino. Vecino. Vecino geliyordu. Okan Hoca onu istiyordu. Aa Vecino kim falan dediler abi Galatasaray'da sosyal medya taraftarlar. Vecino olmaz istemiyoruz dedi. Transferden vazgeçtiler. Vecino olsaydı şimdi belki çok farklı olacaktı. Evet. Değil mi? Hiç transfer yapmayacaktın ara dönemde hiç oyuncu Feret de almayacaktın. gündeme geldi değil mi Galatasaray'da? Geldi Feret. evet. Yani sırf marka diye, isim diye oyuncu alınmaz. Geçmişe bakıyor. Tamam, evet iyi yerlerde oynamış olabilir. Ama sen son performansa bakacaksın ya. Ya maalesef bunu kulüplerimizin hepsi yapıyor. Yalnız Galatasaray değil. Beşiktaş da yapıyor. Zamanında Fenerbahçe de yaptı. Fenerbahçe bu sezon tutturdu. Sıkıntısız bir şekilde ilerliyor. O yüzden devre arası transferi kolay değildir. Galatasaray alacaksa eğer 10 numara bir transfer almak durumunda. Yani 10 numara derken sol bekin 10 numarasını getirmek durumunda. Yoksa yine ben sana söyleyeyim yine ikinci Angelino olur. Yine bir hayal kırıklığı. Sezon sonunda ona yollamaya kalkarlar. Ona da verilen paralar boşa gider. O yüzden Ndombele'nin yerine mesela ben olsam çok bundan sonra devre arası transferi yapmam. Tercih etmem yani. Orada şöyle bir sıkıntı da var. Sergio Oliveira'nın göğüs kası koptu. Orada büyük bir sıkıntı var. Evet, Yani yeni bir duyduk anda bugün. Ndombele'yi de Galatasaray elden çıkarmayı düşünüyor ki zaten çıkarılmalı. O zaman Hiçbir şey vermedi. Ama Sergio Oliveira'nın da bir süre sahalardan uzak kalacağını düşünürsek uzun sürerse alacaksın. Uzun yani sürerse bir bilmiyorum. ihtiyaç var. Yani ne Bir kadar ameliyat sürer olma bilmiyorum. durumu söz konusu Evet. olabilir galiba. Ameliyat olsa zaten illaki alacaksın. Yani kas bilmiyorum yani sağlık ekibi Yani bir tabii buçuk iki ay açıklar. kadar sürebilir bu sakatlıktan dönüş. Yani bir buçuk öyle bir buçuk ay sürerse bence şimdi ara da geliyor. Öyle çok acele edilmemesi gerektiği taraftarıyım ben. Yine aceleyle yapılacak bir yanlış hamle yine sizi ikinci Ndombele vakası getirir. Eğer bir buçuk iki ayda oyuncu dönerse zaten fiziğiyle oynayan bir oyuncu transfer yapmayabilir Galatasaray ama
Acil olan orası değil. Acil olan sol bek. Senin sol bekin yok. Bir de mecbursun ne almaya. Alınırsa alınsın oynayan bir oyuncuyu Galatasaray'ın kadrosuna katması lazım. Bilmiyorum. Tabii, öyle olması lazım. Sayrı Beşer. Öyle yani Galatasaray. Hani hep şu konuşulur. Büyük kulüpler oynayan oyuncusunu sana niye versin? E tamam. Yani büyük liglerden, ilk beşlikten oyuncu almana gerek var mı? Yani böyle bir yok. Şart mı var? Git Brezilya'dan al, lig bitti, bitiyor orada değil mi? Evet. Bitti mi? Hayır, bitti. Yani bitti. Hani henüz belki çok büyük liglerde büyük takımlar görmemiş ama performans olarak sana geldikten sonra isim yapabilecek oyuncuları da görebilmek lazım. Yani scout ekipleri bunun için var nihayetinde. Evet. Galatasaray'ın zaten hani şu anda çok yoğun bir fikstür yaşıyor Galatasaray. Tamam ara gelecek ama aradan sonra o yoğun fikstür devam edecek. Dolayısıyla Galatasaray bir oyuncunun hazırlanmasını bekleyebilecek lükse sahip değil. Ya yani özellikle Galatasaray şu anda niçin transfer yapacak? İşte sol bek en elzem pozisyon. Orada da işte Torreira var. Torreira'nın da hani sakatlanmayacağı ya da hani performansının asla ve kat'a düşmeyeceği gerçeğine göre plan yapılmaz yani. Evet. Orada bence hani orada ortaya bile ya çıkabilecek sıkıntı veya orayı daha fazla domine etmek adına bir transfer düşünmek lazım. Ha bu süreçte düşünülmese bile sezon sonunda düşünülmeli. Sonu olur zaten. Ama iyi bir seçenek çıkarsa devre arasında da bence pekala düşünülebilir. Çünkü Sergi Oliveira sanki başka bir tasarruf için düşünülen oyuncu. Yani Torreira'nın ya da Ndombele'nin muadili olarak tam görmüyorum yani o pozisyonun. Yani oraya kavga için atmıyorsunuz siz Oliveira'yı. Oliveira bence daha ziyade işte oyun aklıyla, teknik özellikleriyle, skora katkısıyla, direkt katkısıyla, gol ya da asist sivrilen bir oyuncu ve de faydalı bir oyuncu. Ama şu anda bence ikinci planda olan bir oyuncu. Hani Galatasaray alacaksa diyorum birinci planda ve hazır bir oyuncu almalı ya da senin söylediğin gibi almamalı, beklemeli. Yani orada ortada alternatifler var. Yani ben çok acil görmüyorum. Mesela Kaan Ayhan oynattı ve başarılı oldu. Kaan Ayhan iyi oynadı yani Şampiyonlar Ligi'nde. Ama şöyle bir durum var. Şampiyonlar Ligi'nde evet iyi oynuyor. Ama Şampiyonlar Ligi farklı bir kulvar. Avrupa Ligi'nde de belki rakibe göre kullanılabilir. Yani sizin biraz daha savunmada kalabileceğiniz ya da orta alanda sertliğe ihtiyacınız olduğu maçlarda olabilir, kullanılabilir tabii. Ama ligde mesela iç sahada oynuyorsun. Orta alan ikilin Torreira ile Kaan Ayhan. Burada biraz üretkenlik yaşaman tabii. Hep muhtemel. Doğru. Ayağını iyi kullanan oyuncuya da ihtiyacın olacaktır. Evet. Yani o anlamda doğru. Bir de idealize etmeniz lazım. Tamam Kaan Ayhan'ı orada görevlendirdiniz, iyi oynadı. Ben ideal olanı buldum demek durumunda değilsiniz. Yani siz Galatasaray'sınız işte. Şampiyonlar Ligi'nde ha olmadı. Oradan Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyorsanız. Hani böyle hani devşirme performanslarla hani durumu idare etmek aslında çok şey değil. Yani çok yakışık bir durum değil bana göre. Yani Kaan Ayhan tamam sağ bek oynar, stoper oynar, orta sahanın önü oynar. Her şeyi oynuyor diye o pozisyonun asli oyuncusu olduğu anlamına gelmez. Bence idealize edeceksiniz ve doğru oyuncu kim? Galatasaray'a yakışan oyuncu kim? O şekilde transferi yapmak lazım. Yani bu devşirme yöntemleri ben tabii çok yani, sağlıklı tabii çözüm bulmadığımı canım, belirtmek yani, isterim. Her oyuncu da tutmaz. Mesela Ferdi de tutuyor. Mesela Necip de tutuyor. Her yerde oynuyorlar. Necip de öyle. Ama bazen her yerde tutmaz yani. Ya Necip de tutuyor ama Mesela Necip de iyi bir örnek. Yani Beşiktaş'ın stoperi Necip mi olması lazım? Tabii canım Necip değil. Çok yanlış ama bir işte şey. Oyun, yani gelip siz oynuyor. Necip'i stoper oynatmak durumunda kalıyorsanız zaten baştan bir şey yanlış yapmışsınız. Planlaman yok demektir zaten. Tabii canım. Olmaz. İşte kulüpler bunu hep yapıyor. Ferdi'yi bence biraz istisna tutmak lazım. Kulüpler bunu hep yani yapıyor. O başka Doğru. Bir örnek yani. O çok... Yeter pozisyonda verimli olabilecek az sayıdaki oyuncudan biri. Çok istisna bir durum. Yani dediğimiz gibi özetlersek öncelik Galatasaray'ın sol beke acil olarak çok iyi bir sol beke ihtiyacı var. Özellikle Avrupa'da. Hadi ligde falan yani ligde de ihtiyacı var ama ligde bir yere kadar belki çözüm üretebilirsin ama Avrupa'da o gruptan playoff'tan çıkıp ilerlemek istiyorsan çok kaliteli bir sol beke ihtiyacın var. Yani tam bir sol beke öyle hücum önemli değil. Önce sen savunmanı yapacaksın. Avrupa maçlarında büyük takımları oynarken zaten sıkıntıyı görüyorsun. Sen savunmanı iyi kurduğun takdirde hücumun gelir. Galatasaray zaten hücumu iyi oynayabilen bir takım.
O anda korkusu olmaz. Senin önünde zaten Zaha var. Solda Kerem'i oynatıyorsun. Bunlar zaten hücumu seven, hücumu çok iyi yapan oyuncular. Evet. Ama senin defansın iyi olmadıktan sonra ağzında kuş tutsan bir yere kadar. O nedenle ilk etapta çok iyi bir sol bek bulması lazım. Ara transferleri nasıl yapar, ne bulabilir mi, bulamaz mı bilmiyorum. Scoutlar illaki çalışıyordur. Şu an listede vardır. Ama evet, oynayan oyuncu almak hep sorundur kulübünden. Ve çok büyük bir sıkıntısı vardır kulübüyle. Sakatlık yaşamıştır ya da çok yüksek bonservis rakamları isterler. Yani bu kolay iş değil. Ara transfer kolay iş değil. Yani bunu dünyada da çoğu takım belki yapamaz. Ama sezon sonu için illa zaten çok önemli yerlerde değişiklikler olacak zaten yani. Evet. Galatasaray'da. O yüzden sol bek, acil olan sol bek. Beşiktaş'la devam edeceğiz. Siyah beyazların gündemine dair konuşacağız. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 futbolcunun kulübe ihtar çekmesinin ardından oyuncuların A takım antrenmanlarına yeniden alınmasına karar verildi.